da bir sandıkta veya iki sandıkta muhtarlıktan dolayı itiraz olunmuş, sayılmış, bir sorun yok. Belen'de bir sandıkta yine muhtarlıklardan dolayı bir itiraz olmuş, sayılmış. Herhangi bir sorun yok. Daha sonra bunlar 15 ilçeye de seçimi kaybettiklerini anlayınca itiraz ediliyor. Samandağ ilçemizde itiraz kabul olundu gibi bir algı var. Ama burada şöyle bir şey var. Orada hakim ve üyeler reddediyor. Bu usulsüz yaptığınız diyor. Bizim orada temsilcimiz yok. TİP'in, CHP'nin, DEM'in ve İYİ Parti'nin temsilcileri var. Çünkü bizim yeterli oyumuz Samandağ'ında olmadığı için temsilci gönderemiyoruz. Kanun gereği. 4'e 3 bir şekilde karar çıkıyor. Bu karar sandıkların yeniden açılıp sayılması kararı değil, itiraz ediliyor. İlçe, biz bunu hemen ile taşıdık, il bunu reddetti. YSK'ya taşındı, YSK da bunu reddetti. Buna istinaden de bizim mazbatamız cumartesi günü verildi il hakimliği tarafından ve biz geldik görevimize başladık. Görevimize geldik başladık ki ne başlayalım. Ankara'ya oluk oluk adam taşıyanlar, şehirde bir yangın çıksa itfaiyelerin 1 gram yakıtı yok. Çalışan burada 8.500-9.000 kardeşimiz var. Bunların maaşları kaç gün olmuş yatmıyor, kimsenin umurunda değil. Bu insanlar ne yer, ne yapar, neyle geçinir kimsenin umuru değil. Biz gelir gelmez kollarımızı çemledik ve şehrimizi ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz. İşimizin başındayız. Bugün de YSK zaten hukuki olarak kararını vermiştir. Ve biz görevimize devam ediyoruz. İşimize bakıyoruz. Tek derdimiz bu şehri ayağa kaldırmak, bu şehrin birliğini, beraberliğini pekiştirmek ve inşallah kısa sürede de tarihine, kültürüne uygun bir şekilde güzel bir şehir inşa etmek. Durumumuz bu arkadaşlar. Sayın Başkan, toplantınızda çok detaylı ve son derece iyi hazırlanmış bir çalışma planı vardı yapacaklarınızla ilgili. Artık yavaş yavaş da bunlar yazılmaya başlayacak ama biraz zaman alacaktır muhtemelen. Bununla ilgili, bu projenin uygulamasıyla ilgili şu anda ilk olarak neler söylemek istersiniz? Atılacak adımlar sizin aklınızda neler var? Yapmayı planladığınız, hızlıca bir hayata geçirmek istediğiniz neler var şu anda? Efendim, hepsini bir bütün olarak ele alıp kaldıracağız. Biz burada binlerce insan dışarıda evini yurdunu terk etmiş. 1 milyon vatandaşımızı etkileyen bir deprem var. Allah böyle bir afeti bir daha yaşatmasın. Ancak biz şehrimizin demografik yapısını bozdurmama adına burada yeni bir şehir inşa ediliyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, şimdi bakanımız da yine Hatay'da geldi. Çevre Şehircilik Bakanımız. El birliğiyle bir gayret var. Cumhurbaşkanımızın talimatları var. Hatay'ın demografik yapısını bozdurmadan yeni bir şehri tarihine, kültürüne uygun bir şehirde yapmak. Bunu yaparken belediyenin yapması gereken işler var. Altyapılar var, çevre düzenlemesi var, suyu var, kanalizasyonu var. Aydınlatmasından tutun da bir sürü işi var belediyenin burada. Biz inşallah entegre bir şekilde, hükümetimizle entegre bir şekilde, hızlı bir şekilde Hatay'ımızı ayağa kaldırmak. Tabii kırsalımızda problemler var. Yoldu, suydu, altyapıydı. Onları da hızlı bir şekilde gireceğiz. Hatay'da ulaşımından tutun da turizmine kadar. Efendim, hallerinden mezbanelerine kadar. Gençlerin sosyal tesisleriyle alakalı. Kadınlarımızla, yaşlarımızla ilgili. Aklınıza ne geliyorsa bir büyük şehir olarak Hatay yönetilmedi arkadaşlar. Ben bugün geziyorum. Bu alan Expo diye yaptıkları bir alan. Yazık günah. Burada mazbatadan sonra bir tören yaptık. Emin olun bir yangın çıksa orada, bir olay olsa millet birbirine zır. Böyle basiretsiz, böyle projelere yani sırf yaptım oldu demek için borç batağına sürüklenmiş bir belediye. Ama biz bir şeyin altına sığınmıyoruz. Allah'ın izniyle bu şehri ayağa kaldıracağız ve kardeşliğini pekiştireceğiz. 10 yıllık bu makus tarihinden Hatay kurtuldu. Hataylı kazandı bu işte.